alışmış kendi evi gibi. İncir Ağacı dizisinin oyuncularından Eda Elif Başlamışlı, TRT1 izleyicilerine özel söyleşisiyle Bir de Bugün'e konuk oluyor. Sevilen dizinin setinde bir araya geldiğimiz genç ve güzel oyuncuyu ilk olarak gelin yakından tanıyalım. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde okuyordum. Fakat diziler nedeniyle bir süre ara vermek durumunda kaldım. Hayalim olan mesleği oyunculuğa adım attım İstanbul'a gelişimle. Aslen Ankaralıyım. İlk oyunculuk tecrübem Ankara'daydım. Bir gün bir sinema filmi çekiliyordu. Ben de oralardaydım, yakınlardaydım. Baktım, oradan bana sesleniyorlar. Hani oynar mısın dediler. Tabii dedim ben de, ufak bir roldü ama gittim. Dedim ki tamam yani, neresiymiş burası, başka bir dünya sanki. Dedim evet, benim de burada olmam lazım. O günden beri aklımda kaldı ve lisede tiyatro yapmaya başladım. Daha sonra zaten hayalim bu olduğu için, buna da karar verdiğim için İstanbul'a gelmemle, okuduğum bölüm de bu. Bu mesleğe adım atmış oldum. Aman kız, anam kurban olur anasını da, kurban olur, kurban olur, anam oğlum seni doğurdum, anam kurban olurum ben seni, ay! Başlamışlı, İncir Ağacı dizisine bakın nasıl dahil olmuş. Buyurayım, buyurayım da benim az diyeceklerim var. İncir Ağacı dizisine sevgili yapımcımız Hüseyin Türk Yıldır ve yönetmenimiz Atilla Cengiz sayesinde gerekli süreçlerden geçerek, audition sürecimizden geçerek dahil oldum. Teşekkür ediyorum onlara, bana inandıkları ve güvendikleri için. Buyurun efendim, geçin içeri. Genç oyuncu, sevilen dizide Hasret karakterine hayat veriyor. En baştan biraz. Buyurun en baştan. Aslında şöyle, aslında tam bir kül kedisi karakteri. Çok masum, çok ürkek, çekingen, dış dünyayla hiçbir alakası yok. Annesi tarafından ezilerek yetiştirilmiş bir kız. Senaryoyu ilk okuduğumda gözlerim istemsizce doldu benim. Ama ben şuna çok inanıyorum. Bir oyuncunun gerçekten benimsediği, içselleştirdiği ve inandığı bir karakteri oynaması bence onun en büyük şansıdır. Bu karakter o yüzden benim için çok ayrı bir yere sahip. Çünkü gerçekten okurken hissediyorum, oynarken de hissediyorum ve yaşıyorum. Sanırım bu ekrana da geçiyor ki, çünkü çok güzel geri dönüşler alıyorum. Tabii bu geri dönüşler oynarken de, burada çalışırken de ayrı bir motivasyon katıyor bize. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de kıyafetlerini hazırlıyordum. Belki değiştirirsin dedim. Zahmet etmişsin. Fırtınalı bir evlilik yaşayan Orhan ve Hasret arasındaki ilişkinin dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir hal alacağıysa büyük bir merak konusu. Alabildin mi kolyeyi? Açabilmişler mi? Hasret, bir otursana şöyle. Orhan'la Hasret'in ilişkisi nasıl gelişecek? Aslında ben de çok merak ediyorum. Çünkü Hasret gerçekten Orhan'dan etkilenmiş durumda. Ama tabii bazen Orhan'ın ters çıkışları Hasret'i üzüyor ve moralini bozuyor. Çünkü Orhan'ın da başına gelenler belli. Daha önce Belgin'in ölümü, sevsem mi, arada kalmaları, zarar verir miyim korkusu, kaybetme korkusu. Lütfen söyleyin. Bak kızım, bu akşam Figen Hanımlar gelecekler ya. Şimdi bu Figen Hanım ilk geldiğinde seni bizim hizmetçimiz sanmıştı Hasret. Eda Elif Başlamışlı, tecrübeli isimlerle aynı seti paylaşmanın kendisi adına büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor. Gelinim diyemedim senin hiç. Şimdi böyle süslenip püslenmişsin. Ama bu insanlar da başka türlü insanlar. Orhan'la da iş yapacaklar. Anlıyorsun değil mi sen beni? Anladım ben sizi. Aferin benim kızım. Hani diyorum böyle birden çok içli dışlı olmasak. Ne de olsa intiba meselesi kızım. Tabii başta böyle bir
yönetmenle, böyle bir ekiple, sevgili hocamız Atilla Cengiz, oyuncu büyüklerim değerli Birgül Ulusoy mesela, onunla çalışmak benim için çok büyük bir şans ve güç oluyor. Terliklerimi verir misin? Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk. Kızım, al şu terlikleri ver kocana. İncir Ağacı, 70'li yılların İstanbul'unu ekrana taşıyan başarılı bir dönem dizisi. TRT 1 izleyicilerini hafta içi her gün zamanda bir yolculuğa çıkaran dizinin genç oyuncuya da farklı bir tecrübe yaşattığını öğreniyoruz. O dönemleri anlamamı, yaşamamı, hissetmemi sağlıyor. Sonuçta 2020 yılındayız ve o yıla geri dönmem aslında mümkün değil. O dönemi anlamamı sağlıyor. Oo, yeni adetimiz, kocamız gidiyor, öyle çıkıyoruz yataktan. Kızım, Orhan aç açına gitti işe, farkında mısın sen? Gece pek uyuyamadım da. Ne o? Belim mi tuttu yine? Yer yatağında yatacaktım ama bulamadım. Almışsınız bizim odada. Boş ver şimdi sen yer yatağını. Orhan'ın canı neye sıkkındı onu söyle bakayım bana. Bilmem. Buna bak, Konya meselesini mi konuştunuz? Yoksa çocuğu doldurduğunda ondan mı morali bozuldu ha? Ben kötü bir şey demedim. Git dedim aksine. Keyifli söyleşimizi noktalarken son olarak güzel oyuncu siz TRT 1 izleyicilerine sesleniyor. Ana şimdi kalkar. Açım açım diye başımın etini yer. Hadi yürü. İncir Ağacı izleyicilerine başta bizi destekledikleri için çok teşekkür ederim. Güzel mesajlarıyla, yorumlarıyla bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Sevdikleri kadar seviliyorlar. Yemek hazır olmak üzere. Ona haber vereyim dedim. Yemeyeceğim ben. Annem söylemedi. Yok, demedi bir şey. Bir de sen yatağı al dedin ama alamadım ben. İncir Ağacı yeni bölümleriyle hafta içi her gün TRT 1'de. Gerek kalmadı. Ama sen demiştin ki. Zahmet etme. Dönünce bir aşağıya buluruz. Dönünce mi?